tutunamayanlar son zamanlarda bu kanalda en çok istek kalan dizi oldu. Az sonra diziden bahsedeceğim ama önce söylemeliyim ki bu tam anlamıyla bir dizi inceleme videosu değil. Daha çok kıyaslamak ve kıyaslamamak üzerine kurulu. Ama önce acaba neden tutunamayanlar bu kadar çok istek aldı? Yani niye? Çünkü dizi Türkiye'de nesli tükenmekte olan komedi türünde. Peki gün geçtikçe eşine az rastlanan bu türü tüketen şey neydi? Aslında pandaların neslini tüketen neyse o. Çünkü memlekette dizi yapanlar genelde aman daha önce neyse o deyip gram yarar sağlamayan dram dizileriyle çarkı döndüre dursun seyirci de bunları izleyiz diye bu tembellikten ve dramdan aldı nasibini. Komedi? Ben olmuşum komedi. Gülmek? Anca ağlanacak halimizde. İşte bu anlayışla 81 ili ve 81 milyon nüfusu olan Türkiye'de toplam 8 ulusal TV kanalında sadece 3 tane komedi dizisi var ve hepsi aynı kanalda. Ha bir de neyse ki dijital platformda devam edeni de var. Yani nihayetinde bir gün bütün dizilerin olacağı ortamda. Ha o işte ne zaman olacak derseniz. Komşuluk ilişkisi bittiği için dizilerin dedikodusunu yapan teyzelerin dönemi kapandığında bugün Lucifer'a mail edenler yarın teyze olduğunda. Gelelim diziye yani tutunamayanlara. Uzun zamandır hasret olunan absürt komedi türünde bir dizi. Yani dizi saçma ki zaten amacı da bu. Ama bildiğiniz klasik yerli diziler kadar değil. Saray yavrularında geçen zengin ve fakir insan yavrularının hikayelerinden farklı. Fakirlerin zengin sevgili bularak değil, iş bularak hayatını kurtarmaya çalıştığı bir dizi. Bu arada fakir olmak için can atan karakteri de unutmamak gerek. Bir yandan da dizi hani şu hasret kalınan sıcak mahalle dizilerinden. Ama hepsinden daha önemlisi bambaşka bir özelliği daha var özlenen. O da salı günü başlayıp çarşamba günü biten dizilerden olmaması. 140 dakika yerine ortalama 70 dakika. Aynen Leyla ile Mecnun'da da olduğu gibi. Neyse iki dizi arasındaki benzerliklere az sonra geleceğiz ama önce dizi komik mi? İşte burası işin en karmaşık kısmı. Bu yüzden de denir ki komedi zor iştir. Çünkü herkesi nasıl hüzünlendireceğiniz bellidir. Koy bir tane hasta çocuk, bir tane çaresiz baba, bir de yüreği dağlanmış bir anne. Tamam. Bunu bir yerden hatırlayacağım ama ama güldürmek zordur. Çünkü herkesin komedi anlayışı farklılık gösterir. Kimine bu bile komik gelebilir ama kaygımız sonsuz. Saygımız değil miydi? O? Ama benim bu dizide özellikle geçmişe gidebilme ve götürebilme özelliği olan Orta Anadolu şivesiyle konuşan vizyonsuz ilham perisi ve yeteneksiz şair fikri çok hoşuma gitti. Gelelim diziyle ilgili probleme. Hani şu bir Leyla ile Mecnun değil yorumlarına. Evet Leyla ile Mecnun öyle bir diziydi ki zamanında onunla ilgili başka bir dizi yapılıp gerçek finali de o dizide gösterilmişti. Ama absürt komedi dalında böyle efsane olmuş bir diziden sonra ona çok benzeyen bir dizi yapmak tamam emek istemeli ama çok da yürek istememeli diye düşünüyorum. Artık insanlar bir şeyleri korkmadan yapabilmeli. Yani ne derler korkusu öldürmez mi üretkenliği de özgüveni de. Ha bir de özgüveni her türlü ölmeyenler var. Bakın bu da yakın zamanda internette yayınlanan bir başka komedi dizisinin uzaylı yapmadaki özgüveni. <laughs> Tabii ki 103 bölüm yayınlanmış bir diziyle bu videoya kadar sadece 2 bölüm yayınlanmış bir dizi arasında hangisi daha komikti tartışmasına girmeyeceğim. Ama ortak noktalardan bahsedebiliriz. Leyla ile Mecnun'daki herkesin buluşma noktası bakkal, bu dizide kitap kafe, birindeki aksakallı dede, diğerinde ilham perisi, Mecnun, Tarık, Leyla, İrem derken anne zaten birebir aynı. Bulduğunuz başka benzerlikler varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. E hadi o zaman şurada bir de bir anket açalım. Yani dizi Leyla ile Mecnun kitlesini yeniden yakalamak ve yenilerini oluşturmak için kurgulanmış. Bunu da gizleyen yok sanırım. Ama unutmamak gerekir ki onun gibi olmaz şunun yerini tutmaz tartışmasını yapanlar o özlenen dizilerde yeniden çekilmiş olsaydı bu sefer de yani eskisi gibi değil diyecekti. Aynen Behzat Ç'ye dendiği gibi. O yüzden aslında yapılması gereken en güzel şey geçmişe takılmadan her şeyi kendi içinde değerlendirmek. Bu arada tam da burada demeden geçmeyelim. Netflix için yakın zamanda çekimlerine başlanan absürt komedi 50 metrekarenin senaristi de Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak. Yani evet bu videoda özetle memlekette komediye kıran girmişken yapılan 2-3 komedi işine de panda seviyesinde sahip çıkalım gibi bir izinim yaratmış olabilirim ama bu kesinlikle tutunamayanlar reytingde de tutunamadı başlığını hazır tutan habercileri öngördüğünden dizi nasıl olur, reytingleri nasıl olur, nasıl bir kitleye kadar bilmiyorum ama halk bunları istiyor bahanelerine tutunanların. Elimize tutturduklarıyla kalmayız umarım yine.